saatten sonra Türklüğün bir üst kimlik olabilme şansı yoktur. Burada biraz şahsen biraz ek olarak başka şeyler söyleme gereği hissediyorum. Şimdi benim için bir yalan söyleme durumudur. Tarihsel açıdan baktığım zaman yani benim için Türklüğün hiçbir mahsuru yok ama ben bu konuda Kürtlük ve Türklüğün herhangi etnik anlamda birbirine üstün olmadığını zaten kendim düşünüyorum ama ben kendimi Türk olarak ifade ettiğim zaman bir yalancı olduğumu düşünüyorum. Bir riyakar olduğumu düşünüyorum. Mesela niye bunu... şöyle diyebilirsiniz. Kürt kökenli Türk'üm. Yok, hayır, Kürt kökenli de değilim canım. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt'üm. Niye Kürt kökenli olayım? Hani kökenim Kürt de daha sonra başka bir şeye dönüşmüş değilim ben. Yani niye köken mökenle... Mesela Fransa'da yaşıyor olsaydı... Fransa'da bakın şöyle derseniz olur. Bakın Sinan Bey bir şey söyleyeyim. Şöyle derseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından... Ben Türk kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım derseniz... Ben de derim ki ben de Kürt kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ama sadece kökeni benim için ifade ederseniz... Burada ben itiraz ederim. Ha, Türkler ne diyecek o zaman? Ben Türk kökenli Türk'üm diyemeyeceğim. Türkiye kökenli, Türk kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bakın vatandaşlık payında... Sinan Bey de diyor ki mesela diyorum. Hemen Fransa örneği. Haklı, hemen onu gündeme getirecek. İngiltere, İspanya, Yunanistan, hatta Amerika dahi. Yani yeni bir Sinan Bey için notlar var. Ne ben notları? Sinan Bey'in bu tarzını bildiğim için Sinan Bey'e not getirdim. Burada nedir, yani. nedir? İşte onun bahsettiği ülkelerdeki durumlar. Yani öyle değil mi? Adıraman değil. Bey hazırlıklı Ahmet değil. Sinan Bey'e ben bunu göndereceğim. Sinan Bey sürekli bunu kullanıyor. Elçin Hanım buyurun lütfen. Hemen devreye girin. Lütfen. Şöyle söyleyeyim. Şimdi... En başta şunu söyleyeyim, ben Vahap Hoca'ya katılıyorum. Bir kişi hangi etnik kimliğe mensup olduğunu beyan ediyorsa o esastır. Artık bunu hani Zazalar Kürt mü, o mu değil mi, yani o tartışmaya çekmemek gerekir diye düşünüyorum. O zaman mesela Almanya'da Türk anne babadan doğan biri Almanım dediği zaman da onu da tartışmaya açmamak gerekir. Çünkü bu da bizim gazetelerimizde özellikle çok tartışılan bir şey. Etnik beyan esastır, bunu herkes için kabul etmek gerekir. İkincisi Fransa örneğini verdi Sinan Bey veya işte Britanyalılık. Şimdi burada farklı bir şey var. Demin benzerlikleri ve farklılıkları konuştuk. Tarihsel olarak Fransa'da, İspanya'da ve Britanya'da farklı şekilde üst kimlikler gelişti. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman Türklük siz nasıl kurgulamaya çalışırsanız çalışın. Doğrudan Vahap Hoca'nın da demin söylediği gibi bir etnik kimliğe atıfta bulunuyor. Ve maalesef de biz Türkiye tarihinden biliyoruz ki doğrudan asimilasyon aracı olarak da kullanılan bir kimlik olarak karşımızda. Yani tarihsel olarak herkesi kapsayıcı bir Türklük karşımızda yok. Dolayısıyla şimdi böyle bir tarihsel geçmişi olmayınca bunu o hale çevirmek nasıl olur çok tartışmalı. Diğer örneklerle kıyaslarsak. Peki Elçin Hanım, size bir şey sorabilir miyim? Ne mutlu Türk'üm tabii diyene. Şimdi bu da çok konuşulan bir konu. Ne mutlu Türk, Türk olana denmemiş. Ne mutlu Türk'üm diyene denmiş. Tabii diyene denilmiş. Bu mesela... Tabii ki orada biz... kapsayıcılıktan... Kapsayıcı orada kapsayıcılıktan bahsedebilirsiniz ama aynı dönemde başka beyanlardan da dışlayıcılık örnekleri de verebiliriz. Şimdi tam da yeni bir ulus devleti inşa edildiği bir aşamada yeni ulus devleti inşa ettiğiniz bir dönemden bahsediyoruz. 1930'lar, 1940'lar sadece Türkiye'de değil dünyada ulus devletin çok güçlü olduğu, milliyetçiliğin çok güçlü olduğu dönemler. Dolayısıyla da siyasi olarak nasıl ki şimdi siyasi partiler farklı şekillerde milleti tahayyül ediyorlarsa o dönemde de aynı şeyle karşı karşıyayız. Ama biz biliyoruz ki Türklük tamam ne mutlu Türk'üm diye onu bir kenara koyun. Onun üzerinden Türklüğün bir asimilasyon aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Şimdi bunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla bunu dönüştürmek zorlu bir süreç. Yani dönüşmesi peki, mümkün mü? Peki, biraz zor gözüküyor. Peki, çünkü dünyada, bakın böyle kavramların tarihsel koşulları çok önemli. Dünyada hiçbir ulus böyle bir dönüşüm yapma ihtiyacı duymazken biz niye duyalım? Biz niye duyuyoruz? Duyulmuş. Şimdi öbürleri neden duymadı? Oradan başlayayım isterseniz. Sorunuzun yanıtını buradan verebilirim. Şimdi İspanyol kimliğine baktığımız zaman herhangi bir etnik kimliğe atıf yapmaz. Coğrafya üzerinden gelişir İspanyolluk. Etnik kimlik olarak bakarsanız hani merkezi çoğunluğu Kastilya oluşturur. Britanyalılık, biz hep İngiltere diyoruz ama hani bunun literatürde British üzerinden geçer. Britanyalılık da doğrudan ada coğrafyası üzerinden gelen bir kavramdır. Şimdi orada mesela çözüm sürecinde yeni yasalar, yeni kimlik tanımları bunlar tartışılırken dolayısıyla üst kimliği nasıl tartışacağız diye bir konu yoktu. Zaten üst kimlik herhangi bir etnik grubu ön plana çıkarmıyordu. Fransa'da tarihsel olarak Türkiye'den farklı gelişti. Fransa'da da klasik franklara dayandırılır vesaire ama ta 3. Cumhuriyet döneminde çok önemli bir düşünürleri olan Renan'ın söylediği bir şey vardır. Bana 10 tane frank
aile gösterin, gösteremezsiniz der 1870'lerde. Dolayısıyla Fransa'da da tarihsel olarak Fransa'nın kökeni Türkiye'deki gibi geliş, Franklıktan gelse de Türkiye'deki gibi gelişmemiştir. Şimdi burada kullandığınız kavramın tarihi son derece önemli, nasıl geliştiği, kapsadığı coğrafyayla, kapsadığı halklarla nasıl ilişki içinde olduğu çözüm süreçlerini son tabii derece önemli. Biraz önceki İra ETA örneğinde hiç böyle bir tarihsel vurgu yapma ihtiyacı hissetmiyorduk. Yani bu işleri işimize gelince, tarihsel oluşum süreci işimize gelmeyince işte orada farklı ada coğrafyasıdır, tarihsel kökendir olmuyor. Ben bir Twitter'dan bir mesaj örneği vermek istiyorum. Abdurrahman Bey dedi ki işte Malatya'dan dedi şu kadar STK'nın bize müracaatı var, destekliyorlar. Evet, Mustafa Yıldız Doğan bizim çok kıymetli bir sanatçı diyor ki ben geçen gün Malatya'daydım. 5000 kişilik konser yaptık ve hep bir ağızdan da bu sürece karşıyız dediler. Yani bütün Malatya değildir elbette canım. Yani karşı olanlar da vardır, olmayanlar da vardır. Benim bahsettiğim 60 tane sivil toplum örgütü. Bakın Bilsam, Mazlum Der, İHAD'den tutun odaların tamamına neredeyse. 160 tane solundan sağından. Ya koca Malatya itiraz eden de vardır, destek. Hayır vardır da ama bakın 160 tane bu farklı görüşlerden. Ya önemli tabii 160 örgütü. Şey önemli. Ben bahsediyorum. Orada da 5000 Malatya konser çok... izleyicisi de önemli. Onları da küçümsemeyelim. Evet. Onlar da itiraz etmiş. Sinan Bey'le ilgili Sinan demokrasi Bey. Yani. Evet. Sinan Bey ya onlar itiraz eder. Sivil toplum örgütleri destek verir. Zaten demokrasi şu böyle bir şey yani. De ben hepsi kabulümüz biraz... Demokrasiye inanıyorsak, demokrasiye inanıyorsak kabul edenleri de, destek verenleri de kabul edeceğiz. Karşı tabii. çıkanları da. Tabii. Bizim demokrasi anlayışımız anladım. Bunu gerektiriyor. Elbet. Bir tek elinde silah olan teröriste karşıyız biz. Tamam. Biz de eldeki silahların olmasına karşıyız. Orada bir problemimiz yok. Şu etnik meselede ben beyan esasında şahsen kendi fikrim bir ayrışma olarak söyleyeyim. Hani din ve inançlar konusunda beyanın esas olduğunu inanırım ama etnik konularda saygı duyarım. Kişinin kendini öyle hissetmesine onun öyle bir hakkı vardır. Ama bana sorarsanız bana da bu konuda da mesela hani kendi inancım açısından der ki aslında inkar eden işte benim anlayışıma göre haramzadedir. Şimdi diyelim ki bizde bir şey vardı. Bir partinin ileri gelen bir vatandaşı konuşurken diyordu ki işte benim babam Kürt, annem Zaza, ben Türk'üm. Şimdi dolayısıyla baktığımızda mesela bu bana çok inandırıcı gelmez. Size ne canım? Ama saygı duyarım. Hayır, tamam, bana, saygı duyun. Ben buna inandırıcı gelmez kısmında kendi açımdan inandırıcı tamam, gelmiyor. Size de inandırıcı gelmez ama yani evet. Orada bence de adam kendisini Türk olarak hissediyorsa saygı duyarız. Hissetsin yani. Mesela, peki kendini Kürt olarak hisseden bir Türk'le karşılaştığınızda onu da seveceksiniz ama. Ben ikisini de seviyorum. Tamam. Sevgi konusunda ikisine karşı bir nakısalığım yok. Peki. Ben aksine o bahsettiğim vatandaş benim en iyi arkadaşlarımdan biri peki. oldu süreç içerisinde. Şimdi Elçin Hanım'a tekrar dönmek istiyorum. Elçin Hanım bu konuların biraz uzmanı, yani biraz değil uzmanı ve çalışmış üzerinde. Şunu soracağım biraz programın son bölümüne doğru da bence biraz onu da konuşmamız lazım. Elçin Hanım biliyorsunuz İmralı'da Abdullah Öcalan'la BDP'li milletvekilleri görüştüler. Birinci bir görüşme oldu, ikinci görüşme oldu. Ve o ikinci görüşmede BDP'li milletvekilleriyle Abdullah Öcalan arasındaki konuşmalar basına sızdı, basına yansıdı. Haber oldu. Bu arada yine bu yeni başlayan süreçte şeffaflık vurgusu da yapılıyor. Yani biraz öyle gizli kapaklı görüşmeler yapmak yerine şeffaf olunsun deniliyor. Ama hem şeffaf olunsun deniliyor hem de bu kadar da şeffaf olunmasın canım biraz da gizli saklı kalsın deniliyor. Burada bir kafalar karışık. Yani şeffaflığın ölçüsü nedir? Ne kadarı gizli kalacak? Ne kadarı açığa vurulmalı? Bu konularda farklı farklı yaklaşımlar var, farklı görüşler var. Mesela İmralı görüşme tutanaklarının sürece çok yararlı olduğunu savunanlar da var. Çok zarar verdiğini savunanlar da var. İki farklı görüş var. Yani bir taraf yararlı olmuştur, hiçbir sakıncası yoktur derken bir taraf sabotajdır bu sürece diye itiraz ediyor ki hükümet kanadı da bu görüşte. Şimdi sizin uzmanlık alanınıza gelelim. Dışarıda nasıldı? Yani bu diğer pratiklerde, diğer İngiltere'de, İspanya'da çok gizli mi götürüldü? Kamuoyuyla paylaşıldı mı? Şeffaf mı götürüldü? Böyle sızmalar olduğunda nasıl tepkiler verildi? Onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Kısaca ama lütfen. Tabii.
Şimdi şöyle söyleyeyim, 1980'lerde bir Cezayir görüşmeleri var. Hükümet, o dönemin İspanya hükümeti ETA ile görüşüyor, gizli görüşüyorlardı. Fakat bu basına sızdı. Basına sızınca da tepkiyle karşılandı. Ama en azından benim bildiğim, okuduğum kadarıyla bu böyle bir basına sızması, daha doğrusu olayın vatana ihanet üzerinden, provokasyon üzerinden değerlendirilmedi benim bildiğim kadarıyla. İngiltere'ye baktığımızda da, İngiltere'de özellikle hani günlük gazetelerde bazılarında belki tepkiler çıkmış olabilir, milliyetçi hezeyanları yansımış olabilirler ama İngiltere'de daha önce de söylediğim gibi zaten bu tip hezeyanlar çok yüksek boyutlarda değil de, o yüzden de süreç daha açık gitti. Zaten 80'lerde başlayan, zaman zaman inişli çıkışlı giden bir süreç vardı. 90'larda hızlandı. Bunların hepsi aşikardı. Hatta size şu kadarını söyleyeyim. 1990'ların ortasında açık açık Britanya'nın Kuzey İrlanda'dan sorumlu bakanı, Kuzey İrlanda ile artık bizim bir ekonomik ve stratejik bağımız yok diyebildi. Bu açıklamayı yapabildi. Çünkü oradaki sorun birlik sorunu olduğu için. Ve bu çok çok büyük bir tepkiyle karşılanmadı. Basın da dolayısıyla hani kamuoyuyla ilişki üzerinden düşündüğümüzde, burada provokatör olmakla, işte süreci bozmakla çok fazla suçlandığını ben takip etmedim. Zaten basının İmralı tutanaklarının yansımasını düşünürseniz, ben bunun da çok süreci bozan bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi medya ve çatışmaların çözümüne baktığımız zaman, medya ne zaman sorun olabilir? Medya nefret söylemi, yani siz bir sorunu çözmeye çalışırken medya nefret söylemini körüklerse, medya taraflardan birini tutarak, takım tutarcasına tutarak o heyecanla, o hezeyanla bir haber yapma yarışına giderse, o zaman sorun ortaya çıkabilir. Ama hani bizim gördüğümüz kadarıyla, benim yorumladığım kadarıyla, İmralı tutanaklarına baktığımızda hani bu ne nefret söylemini ne de bu tip bir taraf tutmayı görüyordunuz. Var olan görüşmelerin bize yansıtılmasıydı. Ha, yansıtılmayabilir miydi? Yani yansıtılmasının hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. En azından neler konuşulduğunu biraz daha görmüş olduk, biraz daha öğrenmiş olduk. Peki, yani daha yani, önce de Oslo sızdı, vesaire. Peki Elçin Hanım, bazı bu tür kritik süreçlerde bazı konuşmaların kamuoyuyla paylaşılmamasının daha doğru olabileceği yaklaşımı söz konusu olamaz olabilir mı? İkincisi... Olabilir tabii. Yani her şeyin basına açıklanması da şart değil tabii ki. Çünkü kamuoyunun hassasiyetleri son derece önemli. Şimdi Öcalan'ın tutanakları okuduğumuz zaman yaptığı bazı açıklamalar, şimdi farklı farklı cemaatleri tedirgin etti. Onun üzerinden yazılanları da okuduk vesaire. Dillerini de değiştirebildiler çözüm sürecine ilişkin. Başbakanı da rahatsız etti. Çünkü Öcalan orada çok ben merkezli bir dil kurdu. Şimdi zaten bu çözüm sürecinde bana en başta nasıl bakıyorsunuz diye sormuştunuz. Belki oraya bağlayayım sözlerimi. Şöyle bir şey var, ilginç bir durum var. Hükümet tarafına bakarsanız, hükümet çözüm sürecine geldiğimiz noktayı tamamen AKP'nin çabalarıyla bu noktaya ulaştık noktasında. Yazılanlar, çizilenler vesaire. Yani çok, sadece PKK'dan bahsetmiyorum. Bütün bir tarihsel Kürt mücadelesini yok sayarak neredeyse. Öcalan'a da baktığımızda, o da bütün bu sürece ben geldim, ben getirdim diyor. Dolayısıyla bu da ilginç bir durum. Yani ilginç noktalardan biri olarak bunu da altını çizmek gerekli. Bir cümleyle son bir soru. İspanya'da, İngiltere'de tabii medya sorumlu davranmalıdır. Bu ulusal, milli bir meseledir. Milli çıkarlarımız söz konusudur gibi bir üslup, söylem bu süreçlerde... Yok, hayır, hayır. Peki. Hayır. Ama oralarda biraz medya destek vermiş bu süreçlere, değil mi? Yani oranın medyaları. Verdi tabii ki. Verdi tabii ki. Verdi tabii ki. Ama dediğim gibi, yani medyanın köstek olabileceği şeyler belli zaten. Onları yapmazsanız medya zaten sorun çıkarmaz. Yani nefret söylemi yapmazsanız, taraf, aşikar taraf tutmazsanız, göz çıkaracak gibi. Zaten medya niye sorun çıkarsın? Demokratik bir süreçte zaten olması gereken medyanın rolü son derece önemli. Peki, çok teşekkürler. Şimdi... Fransa ilişkin bir şey söyleyeyim de. Evet, sorular var çünkü seyircilerden hemen gelen. Sinan Bey sürekli Fransa diyor da, Samim Akgönül Hoca da hatırlattı. Fransız, evet, Fransalı demektir. Yani Türkiye'yle karşılaştırdığımızda Fransız eşittir Türkiye'li, Frank eşittir Türk anlamına gelir. Gerçekten. Tabii yani. Sinan Bey, duyuyor musunuz? İkincisi yine... Fransız... Fransalı demektir. Fransa'dan niye olan demektir. Fransalı demiyorlarmış da Fransız. Frank, ya etnik kimliğe atıf yapan Frank'tir. Frank. Türkiye denk gelen Frank'tir. Sinan Bey, oldu mu? İkincisi, bu Korsika'da yasama meclisi var.
Fransa Anayasası 2002 yılında değişti. Fransa'nın ademi merkeziyete dayanan bir cumhuriyet olduğu söylendi. 1951 yılından itibaren Fransa'da Fransa dilleri yasası var. Yani eğer Fransa'yı örnek alacaksak yapılacak daha çok şey var, onu söyleyeyim. Kaldı ki Fransa Avrupa'da en uç örneklerden birisi olduğu için Fransa yer. Örneğini verdim. Ne dediniz? Fransa en uç örneklerden beraber, Avrupa'da olduğu için etnik azınlıklar konusunda en geri olan yerdir. Ki kaldı ki diyorsun. Neyse boş verelim. Ben seyircilerden gelen soruları sizlere sormak istiyorum. Murat Kulaç. Koca bin yıllık tarihi olan bir devletin silahlı bir örgütle masaya oturması nasıl izah ediyorsunuz Vahap Bey diye size soruyor. Yani devletin eğer bundan sonraki bin yılda varlığını devam ettirmesi isteniyorsa eğer bir sorun varsa o sorunu yaratan ortam ortadan kaldırmak, muhataplar varsa o muhataplarla konuşması gerekir. Dolayısıyla burada bir gücenmeye, küçük düşmeye söz konusu Sayın değil. Bütün devletler böyle yaparsa. Sayın Başbakan o sorunun cevabını Söğüt'te verdi. Ecdadımız adaletle ayakta kaldı dedi. Adaletle davrandığı için o bin yıllık tarih oldu. Size bir soru var Muhsin Ayhan. Görüşme APO ile AKP arasında oluyor. Kürtleri ve Türkleri düşünen yok. APO af derdinde, AKP oy derdinde. Olay bu diyor. Orada görüşmede devlet dediğimiz aygıt var. Devlet adına baktığımız zaman. Ve bu bugünün meselesi AK Parti ile başlayan bir süreç değil. Arkadaşımız meseleleri bilmiyor. Ta başından beri hatta eski siyasi partiler Özal döneminde hatta Demirel döneminde temaslar olmuş, Çiller döneminde temaslar olmuş devlet tarafından. Cezaevindeyken de şimdi o süreci ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Çok ilginçtir. Çok özür dilerim. Hiç temas kesilmemiş. Sürekli söylenen bir şey. Yani AKP oy derdinde. Siyasal partiler zaten oy derdinde Sayın olurlar. Coşkun, bu bizim oy derdimiz şey Sayın Başbakan diyor ki ben bu konuda baldıran zehri içmeye hazırım. Öyle bir meseleyle uğraşıyor ki herkesin yönetmeye sorunu çözmeye çalışıyor. Bu sorun öyle bir şey ki büyük riskler gerektiriyor. Buna rağmen çözmeye çalışıyor. Oy derdinde dediği şey eğer bu halk çözümü istiyorsa oy verecek zaten. Peki, tabii bu ayrı bir şey. Elçin Hanım'a, evet. Elçin Aktoprağı bir soru var. Çok soru var. Biraz hızlı cevaplar istiyorum yani kısa cevaplar istiyorum. Elçin Hanım bizdeki sürece baktığınızda nasıl bir sonuç beklediğinizi soruyor Batuhan Özyazgan. Yani olumlu mu bekliyorsunuz? Şu an ben sonuç noktasında bir şey söyleyecek durumda değilim açıkçası. Temkinli bakıyorum. Böyle giderse bu çözüm sonrası kurulacak düzene, onun tahayyülüne ilişkin benim kaygılarım var. Dolayısıyla bir ehvenişer noktada eğer kanın akması durursa vesaire elbette ki önemli. Ama bunun ötesinde biz yeni bir düzenin nasıl, hangi dinamikler üzerinden kurulacağını da tartışmalıyız. Henüz yolun çok başındayız. O noktada da benim kaygılarım var. Çok başındayız. Dolayısıyla peki. Da hani ben temkinli yaklaşmak taraftarsınız. Sinan Oğan'a bir soru. Devletin emrindeyim dediğinde Abdullah Öcalan neden MHP onu kullanmadı? Sayın Oğan bugüne gelmesini neden izlediniz diye soruyor bir izleyicimiz. Sancar isimli efendim, izleyicimiz. Sancar Bey herhalde 2002 yılında PKK'nın tamamıyla bitmiş olduğunu ve bir yılda toplam şehit sayısının 6 olduğunu herhalde biliyordur. 11 seneye girdi. Zaten 1999'da PKK sınır dışına çekilmişti. Ve Sinan Bey bakın Vahap Bey bir şey söylüyor. Bir dakika bir şey söylüyor. Hani böyle bir şey olmasın. Yani Sinan Bey bunu söylüyor. MHP'den bazı yöneticiler de sürekli bunu söylüyor ama bilinmesi gereken bir şey var. 1999'dan sonra PKK sınır dışına çekildi ve 2004 yılına kadar zaten herhangi bir çatışma süreci olmadı. O nedenle hani bu tarihte bu kadar az sayıda insan öldü, şimdi çok fazla sayıda insan öldü demenin karşılaştırma açısından bir değeri yok. Sinan Bey? Peki neyin değeri var? Yani bitmiş, tükenmiş, neredeyse dağılma noktasına gelmiş, eylem yapamayacak noktadaki bir PKK'dan bugün 50 bin kişiyle bilmem ne yaparım diyen, işte başbakanı ben kurtardım, MİT başkanını ben bilmem ne yaptım, darbe olacaktı ben bilmem ne yaptım diyen hapiste olmasına rağmen her gün adeta öten bir PKK elebaşısı var. Yani bunları kıyaslamayacağız, neyi kıyaslayacağız? Ben size söyleyeyim burada izniniz olursa bakın Sinan Bey o zaman şuna dönsün baksın.
Öcalan bütün PKK militanlarının sınır dışına çıkmasını isterken ona bir askerin 500 kişiyi çıkarma içeride kalsın deyişi var. 2004'te tekrar Kandil'den savaş kararının alınışı var. Bütün bunlar tek tek onu kim demişse çok net söylüyorum. Ben size söyleyeyim. Onu bunların hepsi açığa çıkacak. Demişse. Ama mesele asker olsun, o bugünün meselesi. Cumhurbaşkanı işte olsun, bu silah, silahsızlanma ve çatışmasızlık ortamında hakikatler komisyonunun ortaya çıkaracağı şeylerdir. Peki size bir soru var Abdurrahman Bey. Selman Demirtaş isimli izleyicimiz diyor ki Sinan Bey haklı. Siz diyor bölünme olmaz teknik olarak diyorsunuz ama diyor Pervin Buldan'ın açıklaması var diyor. Bizim dümdüz bir yolumuz var. O da özel Kürdistan'dır. Şimdi Pervin Buldan bunu Kürt halkı adına söyleyemez. Kendi adına söylemiş olabilir. Ama tarihsel ve sosyolojik gerçeklere baktığımız zaman örneğin Bask'tan tutun Avrupa'daki Volan Flaman hikayesine baktığımız zaman bile şunu görürsünüz. Ayrılmayı isteyen taraf vergimi orayla paylaşmak istemiyorum diyen taraftır. Kürtler bu konuda zaten bu konuda ayrışmayı istemediklerini sosyolojik göç haritasıyla da ortaya koymuş, duruşuyla da ortaya koymuş. Ekonomik olarak sosyolojik şartlar açısından da baktığınızda böyledir. Ben size bir örnek vereceğim bu konuyu. Bir anekdot anlatayım izniniz olursa. Tahmin ediyorum 2006 veya 2007'ydi. 2006'ydı tahmin ediyorum. Bağdat'taki sanayi fuarı yapılamadığı için Diyarbakır'da yapılıyordu. Bizim misafirimiz de Irak Kürdistan Sanayi Bakanı. Ben Irak Kürdistan Sanayi Bakanı ve Sayın Baydemir, Osman Baydemir beraber oturuyoruz ve Kürtçe konuşuyoruz. Sanayi Bakanı Türkiye'deki demokrasiyi övmeye başladı. AK Parti'nin adımlarını övmeye başladı. Ve şunu söyledi. Keşke biz Türkiye ile beraber olsak. Yani Irak'taki birlikteliğimiz yerine Türkiye ile beraber olsak. Ve döndü Sayın Baydemir dedi ki neden siz AK Parti'de siyaset yapmıyorsunuz ki? Dedi ki ya ben Kürt'üm. Dedi ki o da Kürt beni göstererek. Ya dedi siz çok liberalleşmişsiniz. Aramızda şakalaşmaya başladık. Ve o zaman Sanayi Bakanı Özal döneminden kalan o anlayışı şeyi gösterdi. Şimdi baktığımız zaman ben Türkiye Kürtlerini geçiyorum. Irak Kürdistan'ındaki insanların bakışının böyle olduğunu görüyoruz. Bakın Irak Kürdistan'ıyla bizim ticaretimiz 9 milyar aman dolar. Abdurrahman toplam abi, bütün Irak'la ayrıntıya girmeyin. Vallahi yani dolayısıyla bunu çok soru var. Ahmet Bey şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir üniter devlet tapınması var. Yani devlet içerisinde federasyonun olması, eyaletin olması, özel bölgelerin olması, devletin parçalanması anlamına gelmez. İspanya'da da parçalanmaya giden yol değil midir o? Yani parçalanmaya giden yol olup olmayacağını süreç belirler. Daha fazla bütünleşmeyi de sağlayabilir. Hayır değildir. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın Avrupa yerel yönetimi özellik şartı dediğimiz şey illa bir etnik şart değildir. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili bakın mesela Türkiye özgü şartlarda bir etniğe dönüşecek diye bugün yapılanlarla ilgili bakın mesela şimdi oralara girmeyelim. Sinan Abdurrahman ama biraz Türkiye'deki şartlardan bahsettiğimiz şey biz etnik özelliklerden de bahsetmiyoruz. Anladım. Mahalli idarelerin güçlendirilmesinden bahsediyoruz ve burada sorun şudur. Allah'ın meşru kıldığı evrensel değerlerin de hoş gördüğü farklılıkların kendi haklarını kullanabilmesini de bu özellikler dediğimiz yerel yönetimler içerisindeki o bölgedeki insanlar ben Kürtçeyi burada kullanmak istiyorum, Lazcayı orada kullanmak istiyorum, Çerkezceyi burada kullanmak istiyorum dediğin zaman o insan saygındır ve o hizmetler ona götürülmelidir. Bu kadar basit bu. Fatih Çolakoğlu size soruyor. Vahap Bey çaktırmadan barış olmazsa daha kanlı bir savaş olur cümlesini asla dile getirerek bir tehdidi yineledi. Asla onu söylemiyorum. Benim söylediğim sadece bu süreçlerden çıkardığımız derslerdir. Ben bugün dahi Türkiye'deki siyasal mücadelenin Kürtlerin haklarını temin etmeleri konusunda çok ciddi bir imkan sunduğunu düşünüyorum. Ve eğer benim dediğimle olacaksa peki ki bugün silah bıraksın. Benim talebim budur. Siyasal mücadelenin anlamları farklı. Fakat söylemek istediğim şu yani bu barış süreci böyle bir imkan yakalanmışken bunu en üst seviyeye götürmek lazım. Evet. Eğer bu imkan ortadan kaldırılırsa kaçınılmaz olarak tekrar bir 2011'deki süreyi yaşıyoruz. Şu müzakereyle Allah, tek cümle. Ama bakın şu masayı kuran ne AK Parti'dir, ne BDP'dir, ne Öcalan'dır. Bu masayı Türkiye halkı kurmuştur. Bir kere burada netleşelim. Çünkü Türkiye halkı... Nereden çıkartıyorsunuz? Şuradan çıkarıyor. Bakın Mustafa Dağ isimli izleyicimiz diyor ki, Türk milletinin onay ve görüşü alınmadan yapılan bir anlaşma yeni sorunlara yol açar diyor. Hayır, Türk milleti de, Türkiye milleti dediğimiz millet demokratikleşmeye ilişkin tavrını anayasa referandumunda ortaya koymuştur. Bu yaşadığımız süreçte ortaya koymuştur. Ama anayasa referandumunda bakın AK Parti de madem oya oynuyor, madem ki bir dakika. Anayasa referandumunda siz böyle bir çözüm yapacağız diye bir oylama o zaman da Öcalan'la görüşmeler gündeme gelmişti. Hayır bir dakika hem o var hem de Türkiye'nin bizim sorunumuz şu. Biz sadece Kürtlere özgürlük istemiyoruz. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz ve bu bunun içerisinde bir parçadır. Bizim sorunumuz Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili ve Türkiye halkı bu konuda kararlıdır. Bunun en büyük göstergesi hani diyorlar ya AK Parti oya oynuyor. Tamam oya oynuyorsak demek ki halk bunu istiyor.
buradan görmek lazım. PKK meselesine geldiğimiz zaman da onları da masaya oturtan Kürtlerdir. Çünkü Kürtler bakın bu işte Diyarbakır'da yapılan 160 küsür sivil toplum örgütü o bütün cenahların sesi olmuştur. Diyor ki biz barış istiyoruz, çözüm istiyoruz, bu sürecin bitmesini istiyoruz. Ha sorun